Çinli ustalığına başladık. İlkinde inşaat blokları var. Feodal çağdan, yani ikinci çağdan önce 1500 kaynak biriktir ve 15 nüfusa sahip oluyor. Bunu yapacağız. Çinlilerle ilk oyunum olacak. Bakalım nasılmış, Çinlileri bir görelim. Kendime Çinli alıyorum. Karşı tarafa da Çinli alıyorum. Orta seviyede oynayacağım. Zor seviye oynamayacağım. İlk oyunum orta seviye olsun. Sonra değiştiririz. Bir sonraki tur zora geçeriz. Hani bir olayı görelim. Harita görünür olsun ki oyunu öğrenelim. Öğretici bir oyun olduğu için haritayı görünür yapıyorum. Puanları da gösteriyorum. Oyunu başlat diyorum. Bakalım Çinliler nasılmış. Beraber öğrenelim. Sonra da uzmanlığımızı konuşturalım. Aynı Abbasilerde yaptığımız gibi. Şu anda tek bildiğim ırk Abbasiler ve İngilizler. Çinlileri de öğreneceğim. Oynaya basıyorum. Açıldı. Standart koyuna gönderiyorum. Burada bir köy diye bir şey varmış. Ana bina galiba ya. Daha şeyde ne olduğunu bilmiyorum. İşçi üretelim. Burada da imparatorluk memuru varmış. Ona da bakmak lazım. Kaynak toplayalım bakalım. Ağaçlarla başlayalım. Etrafımızdaki koyunlara bakalım. Başka var mı? Tamam. Şu içerideki koyunları da alalım. Bu kadar herhalde. Getirelim bunları. Şu şeyi merak et. İmparatorluk memuru diyor. Çinli ırkın özgüdür. Savaşmayan ekonomik destek birimi. Binalardan otomatik olarak vergi altın toplar. Verimlerini artırmak üzere binaları denetleyebilir. Aynı anda yalnızca belli sayıda memur olabilir. Bakalım öğretelim bakalım. Bundan mı öğretelim? Ne işe yarıyor acaba? En başta öğretecektik belki de. Hata yaptık. Hadi en başta öğretelim. Şu köylü öğretelim. Bu arada ev yapmamız gerekiyor. Evlerimizi arkaya sınıra böyle dizmek istiyorum. Ev atladık. Bir de orada köy gibi bir şey vardı. Şu köyün ne işe yaradığını çok merak ediyorum. Ana bina gibi şey mi basıyor acaba? İşçi mi basıyor? Yok. Ne işe yarıyor bu köy? Ha, evden farklı olarak yani 4 tane ev yerine geçiyor. Anladım. Yapalım bakalım. Şöyle bir tane köy kuralım. O zaman ev kurmayacağız bunlarla. Hep köy kuracağız. Köy kurduktan sonra odunumuz bitti. Tamam, zaten şeyde oynuyoruz ya. Burada hanedanlar falan değişiyor. Eyvah, çok karışık burası ya. Diğer ırklar gibi değil. Bunu nasıl kapatıyoruz? Ha, şu binaları yapınca diğer hanedanlar da açılıyor galiba. Tamam, hanedan şeyini kapatalım. İmparatorluk memuru bir tane varmış. Mesela şunu. Ha, bir şeyleri kaynak binalarını denetliyor. Tamam. Kaynak binası yapalım bir tane. Köyü yaptık buraya bakalım. O köye de bakacağız ne olduğuna. Şöyle bir tane altın koyalım. Gidelim. Şununla da onu denetleyeceğiz. Olayı göreceğiz. Bu tamam abi. Bir büyük ev bu yani. 4 tane ev yerine geçen büyük evlere köy deniyor. Ana bina gibi değil. Tam nüfus kapasitesi 60'ı başladı zaten. Paso işi çıkartalım bakalım. Şuraya bir oduncu binası yapalım. Bu nereye gidiyor? Bu altın aldı getirdi mi? Bak, altın aldı getirdi buradan. Şu binaya atacağım bunu. Anlayacağız onu ya. Ondan bir tane daha yapacağım biraz sonra. Bu arada odunda çok fazla işçi var. Biraz da şeye geçsin. Adam ikinci çağa geçti. Biz daha ilk çağı anlayamadık. Adam ikinci çağa geçti. Ne gerekiyormuş? İmparatorluk Akademisi, Güneş Bar Bakanı. Güneş Bar Bakanı. Bakanı mı acaba? Bakacağız.
buradaki ambar varmış. Burada da pagoda varmış. Çözeceğiz. Şu odun upgrade'ini yapalım. Bunu yapamıyoruz şu anda. Bir tanesiyle değirmen yapalım. Arkada değirmenimiz var mı? Mesela şuraya bir yere bir değirmen yapalım. Girişe koyduk değirmen. 8 tane odunu varmış adamın, yazık oldu ya. Bak geliyor bir şeyler yapıyor, buralarda geziniyor. Şundan yapacağız abi biz. Anlaşıldı, bundan birkaç tane yapacağız. Her yeri dolaşıyor kafasına göre. Mesela şuna tıklayıp, şuna tıklayınca ne oluyor? Ne yapıyor şu anda bu? Bir upgrade bir şey geliyor mu işçilerin üstüne falan? Dört tane yapabiliyormuşuz bunlardan. Biri burada zaten. Çok fazla adamımız odunda. Odundan bir alalım adamları. Altına verelim. Bak burada bir şey birikmiş. Bunu alacak mı? Bu ne yapacak? 37 oldu. Biriktiriyor ama dur bakalım. Sonra şu an basacağız acaba? Yo. Bak aldı götürüyor altına. Aynen. Şuraya git bakayım sen. Burayı denetle. 3 tane oldu bunlar. 4 tane yapalım bunları. Bir sürede çıkanlar şeye gitsin bakalım. Börtlerine gitsin. Orada adam asker masker yapmıyor değil mi daha? Biz de yapmadık çünkü de. Hadi şuraya askeri üstleri çıkmaya başlayalım bence artık. Şöyle şu sırayla gidelim bunları. Kışlığı yaptık. Henüz çatlamıyorum, bir kaynak toplama şeyi vardı ya, o tamamen garanti altına alalım. Bak artık basamıyoruz. Maksimum nüfus kapasitesi oluşmuş. 4 tane çalışabiliyor galiba. Bu ne? Sen de gel buraya. Bak 16 tane var. Öteki gelince aldı. Ha, bunu başına dikiyoruz. Biriktiriyor, öteki alıyor. Vergi memuru. Ne bunlar? İmparatorluk memurları. Halkı soyuyorlar. Tamam, anladık işi. Olay bu. Köylü boştaymış. Gelsin o da burada börtlen toplasın. Mızrakta asker yapalım bir tane. İkinci çağda saray muhafızı denilen bir şey varmış. Üçüncü çağda geliyor. Çinli ırkına özgü. İyi hasara sahip sert piyade. Silahşörlerden daha hızlı hareket eder. Ancak zırhı daha zayıftır. Zırhlı diyor. Şövalyeler, mızrak süvariler ve arabetçileriyle karşılık verilir diyor. Tamam, ondan da yapacağız. Şundan abi 3 tane tamamlayacağım köyden ya. Var nasıl olsa odunumuz. Birazdan da çatlarız. Bence 1500 kaynağı topladık. Yani en azından 900 tane altın var burada. Yiyecek mi yiyecek toplamışızdır yani her türlü. Artık çatlayalım. Çağ nasıl atlanıyor Çinlilerde ona bakalım. Burada varmış. Ha, seçiyoruz. İngilizlerde olduğu gibi seçiyoruz. Şimdi Güneş Batar Barbakanı var. Uzun menzilli bir tüfek ateşler ve konuşlanmış haldeyken ok yarıkları ekler, silahlarla yükseltilebilir ve gizlilik ormanlarını görmeni sağlar diyor. İkincisi ne? Bu savunma simgesiymiş, bu etki simgesi. Yakınlardaki binalar vergilerden %100 daha fazla altın kazanır. Burada imparatorluk memurları %30 daha az kaynak kullanarak üretir ve vergilerini...
Şu defansif kuralım abi. Görelim abi nasıl bir şeymiş. Defansif de şuraya bir yere kuracağım. Çağ atlamak için şu oyuncuları da alayım. Yapsınlar bunu sonra geri gelsinler. Bir çağ atlayalım bakalım. İmparatorluk memurları aralarda dolaşıyor. Bayağı bir altın topladık bu arada. Evler nüfustan başka, şu köyler nüfustan başka bir şeye yaramıyor. Yani büyük evler. İçine 8 tane adam girebiliyormuş. Girince ne oluyor acaba? Ateş mi ediyor? Aa girişe koysaydık keşke bunları. İçine adamları koyardık ateş ederlerdi belki. Denemek lazım onu daha sonraki oyunlarda. Bunun içine adam girmiyor. Tamam. Sen ne yapıyorsun burada? Git. Sen de buraya git. Tamam defansif binamız bitmek üzere. Adamda neler var? Biraz asker çıkartmış. Karakol koymuş bir tane. Güneş bar bakanı kurmuş. Tamam bizim ikinci çağ başladı. Buradan ne yapabiliyoruz? Aa iç kale gibi işte ya. Aynen oyunun başında iç kaleye sahip oluyorsun. Defansif ünite taş lazım ama upgrade'ler için. Bir tane madenci kuralım. Şuraya. Bak İmparatorluk Akademisi'ni de yapabiliyoruz. Bu çiftliklerin etrafına göre kurarız. Çiftliklerden toplar bu. Tamam ona bakacağız. Bu ne diyor? Son hanedanına İmparatorluk Akademisi Barbakanı kurarsan son hanedanı köylerin üretimizin arttırıyor. Demek ki o binayı hemen yapacağız abi. Hemen ilk şu çiftliklerin yerlerini belirleyelim ona göre kuralım onu. Tekstil verelim. Tüm binalardan upgrade'lerimizi bir verelim. Bize taşçı lazımdı. Biraz daha işçi üretelim biz. Taşa verelim yeni çıkanları. Şuralara tarlalara başlayacağım artık. Hepsini tutup tık 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 shift'le de yapabilirdik de. Böyle tek tek bızıklamak sanki biraz hoşuma gitti. O yüzden böyle devam ediyorum. Zaten orta zorlukta oynuyoruz. Bir sıkıntı yaşamayız. Biraz asker basalım ama. Ve diğer askeri binalara geçelim. Yani mesela okçusunu bir görelim. Sonra bir stable'ını bir görelim. Stable nereden bunun? Aa odun yok. Köylü. Şöyle yapsak dört tarafına da diğer binaları değirmenleri koyacağız. Olur mu acaba? Değirmeni içine alsın diye istiyorum da taş binasına denk geldi. Tam şöyle köşeden almak isterim. Yani mesela şurada göstereyim. Burada da gösteremiyorum. Tamam ya onu test etmek için hemen şimdi yapmıyorum. Şu taşları bitirdikten sonra yapacağım onu ki ne kadar bir alana nüfus edebildiğini göreceğim. Mantığını yaşamak istiyorum. Buraya bir tane çiftlik yapalım. Evet. Burada ne var? Zungahunu var, bir de el bombacısı var. Farklı olarak diğer ırklardan. Bir de burada Çin ırkına özgü tüfeklerin menzili daha fazlaymış. Tamam. Şu neymiş? Zungahunu düşman birimlerine karşı şiddetli bir hasar potansiyeline sahip oklar ateş eder. Yüksek ateş hızı zırhlı hedeflere karşı etkisiz karşılık olarak atar. Yani tamam bu şeylere, işçilere, mişçilere, zırhsız ünitelere karşı iyi. Bu ne? Küçük bir alanda hasar veren patlayıcı şaraplarına fırlatan gelişmiş menzilli piyade alan hasarı verir. Tek hedefe düşük hasar. Yavaş hareket hızı. Bunlardan da yaparız. Dördüncü çağda bu ne? Son hanedanı gelince geliyormuş bu. Tamam bir de atlıyı yapalım abi şuraya.
Bıraksın şu elindekini, at için ağır yapalım. Bir de şunun ne olduğunu görelim. Ambar. Köylüler bu binaya yiyecek bırakabilir. Yakındaki köylerin tarla toplama oranı %10 gelişir. Diğer ambarlarla beraber birikir. Her kaynak bırakıldığında vergi oluşturur. Tamam, şu kayayı şuradan bir temizleyelim. Ondan sonra bakacağız ona. Şunu da yapalım. Şunu da yapalım. Karaçağı gelince. Tamam, 4 tane adamla geliyor. Ne yapabilecek ki? Vuruyor mu şu anda bizim acaba adam? Bir tane okçu yapalım. Bir tane atlı yapalım. Acaba vuruyor mu? Evet, vuruyor. Bak, kenardan geçeyim diyor da. Tamam. İlk saldırı hedef ettik. Şu taşı bitirsinler istiyorum ben önce. Diğer binayı deneyeceğim çünkü. Koyunlarımız bitti. Gidin abi, taşı bir bitirin. Az bir şey kalmış zaten. Odun yok. Bunları direkt oduna gönderelim biz ya. Gidin abi, direkt oduna gidin siz. Maden odun sorunumuz var. Şunu şuradan bir yıkıyorum. Şurada gitsin, kalenin içinde dursun hadi. Şimdi bakalım bakalım. Şunu şöyle yaparsak, yani dört köşesinde de değirmen yakalayabilir mi mantığıyla yaptım ama bakalım nasıl olacak. Bir de ambarlar vardı. Ambarları da yapacağız. O bir bitsin. Yani şu köşesinden şunu görüyor. Buna buff verecek mi? Şurada bir tane, şurada bir tane, şurada bir tane yaparız. Ambarları da koyacağız. Bakacağız bakalım nasıl oluyormuş. Geliyor. 3 tane adamla geliyor. Orta zorlukta olduğumuz için bir sıkıntı yaşamıyoruz şu anda. Şunu yaptıktan sonra ambar olayına bakacağım, sonra çağ atlayacağım. Acele etmiyorum. Step by step gidip olayları anlamak istiyorum, Çinlileri. Kale çağına geçmiş. Keşke daha fazla işçi verseydik ya. Gidin abi. Gerçi bunlar gidene kadar bitirecek. Altın bitti. Bayağı bir altınımız var. Siz gelin bakalım, şurada bir odun toplayın. Tamam. Buraya kadar etki ediyor. Etki alanındaki binalar vergilerden %100 altın oluşturur diyor. Mesela bu daha fazla altın oluşturuyor şimdi. Aynen. Şimdi ambar olayına bakalım. Ambarı da şöyle yapsak. Tarlaları mı etkiliyor acaba bu? Şöyle bir yapalım bakalım ya. Şöyle bir ambar koyduk. Şurada da tarla geçeceğim. Hops, yanlış oldu. Ambar. Ne yapıyor? Yakınlardaki köylülerin tarla toplama oranını %10 geliştirir. Diğer ambarlarla beraber birikir. Yani şunların üzerine buff geliyor mu? Yoksa buraya mı geliyor direkt buff? Bilmiyorum, kimsenin üstünde bir buff yok. Bakacağız. Bunu ortaya koyup etrafına da koyabilirdik. Böyle de oldu. Bu buna da etki ediyor. Dur bakalım, şimdi anlayacağız işi.
tane işçi alalım. Şuraya bir değirmen yapalım. Ha, ambarın içine değirmen upgrade'leri de var. Burada bir upgrade varmış. İmparatorluk memurlarının taşıdığı maksimum altın miktarı artı 40 değerinden artı 80 değerine çıkar. Tamam, 80-80 taşıyacaklar. Tamam. Ordu geliyor. Biraz geri kaldık galiba ya. Evet. Evet. Orta çağ, yani orta zorlukta da yenilirsek. İmparatorluk memurları da geldi burada, öldüler salak gibi. Ya biraz daha yukarıda olsaymış ne kadar güzel olacakmış. Hayda. Şöyle yapalım bari, çıkanlar buraya gitsin de. Ölmesinler bari. Neyse, öl yani kaybetmeyiz zaten de. Zaten kaybetmeyiz de gene de. İmparatorluk memurları buraya ne yapmaya geliyorsunuz abi? Buradan abi, bu binalar da altın topluyor. He. Din din din. 5 tane adam burada boşta. Biraz azalttık galiba. Biraz sayılarını azalttık ama yine de sıkıntı var. Tamam. Tamam, bu çatışmayı savuşturduk. Evet, artık askerler buraya gelsin. Şu okçudan çıkartalım abi biraz. Geldiğinde neler yaptığını gördük adamın. Tamam, yiyecek sorunumuz var. İmparatorluk memurlarımız da tüydü. Yiyecek sorununu da halletmemiz gerekiyor. Mesela bu ucunu buraya verdik ya, diğer ucu buraya şeye ulaşacak mı diye merak ediyorum. Ulaşacak. Aynen. 3 tane değirmeni köşelerden alabiliyor. Bu köşelerden de alır. Ama bu bundan şuraya da bir tane kurarız. Şuraya da bir tane kurarız. Evet, yine geliyor. Bu sefer daha güçlü geliyor. Ya bu sefer alırız ya. Bu sefer asker sayımız daha iyi. Aa, bu arada bütün kutsal mekanları almış. Onları bir tarafsız hale getirmemiz gerekecek. Geri de kaçmadı ha. Geliyor, savaşıyor. Yedi yalan gene bizi. Dur,
Gene iyi diye bizi be. Neyse bu sefer şeyde kaldı. Bizim şu şey binaların sayısını arttırmamız lazım. Biz şu an buna yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz çünkü. Buradaki işçilerimiz de kıyıldı. Abi neler yaşadık biz şu anda burada ya. Bunlar ne? Saray muhafızı. Adam bunlardan çıkartmış. Bunlarla yiyor bizi. Aynen bunlarda bir şey yapamıyoruz şu anda. Bizim de üçüncü çağa geçmemiz gerekiyor. Yoksa bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Altlara falan da pançık pinç geliyor bunlar. Bunlar neye karşı zayıftı ya? Karşılık olarak okçular kullanılır diyor. Adam 4-5 tane adamla bizi yedi. Bizim de bir an önce 3. çağa geçmemiz lazım. Bunun için yemek lazım. Tamam. Toparlayabilir miyiz acaba ya? Buradan. Abi sen gel şuraya bir tane karakol yap bari. Şuraya bir karakol koyalım. Tamam şuraya bir karakol koyalım. Şöyle. Olmayacak yoksa. 3 tane kaldı hala. Hala bızıkta 3 tane adamla. Yeni işçiler basalım artık çağırtmamamız lazım. Şunları alalım şuradan komple bir tarlaya verelim abi. Yiyecek toplayalım çağırtlayalım. Yoksa bizi orta seviyede yok edecek adam. Bir tane de ambar yapıyorum. Okçu. Bunları okçularla karşılık veriyormuşuz. Tüfek yarıkları koyalım buraya. Çinlere özgü bir şey. Bizi bayağı geri çekti ya. Bu arada 4 dakika kaldı şeyler için, kutsal mekanlar için. Nasıl çeviririz, nereden nasıl yaparız şu an? Bak bunları böyle yapınca bu araya değirmen koyamıyoruz. Şuradaki şeye göre, sisteme göre gideceğiz. Mesela gene gelmiş. Gene gelmiş. Bir de işçiyi öldürmüş orada. Biraz da karakol marakol böyle geldiği zaman yapacağız yani mecbur. Çünkü bilmediğimiz bir ırkta oynuyoruz. Şurada 6 tane işçi boşta.
Gelin bakayım siz şuraya. Siz de bir çağatlayalım. Ne yapabiliyoruz? İki tane. Birisi simgemiş, birisi asker simgemiş. Kuşatma atölyesi görevi görür ve artı %50 sağlıklı kuşatma makineleri üretir. Güzel bir şey. Diğerine 28 kare çapında bir alanı görebilen ve imparatorluk casusu suretine sahip bir casus simgesi etkinleştirerek 10 saniye düşman işçilerin yerini görebilirsin. Ha bu şey, biz açık haritada oynuyoruz zaten, o yüzden pek bir olayı yok. Bize de bununla gidelim biz. Şu kuşatma atölyesiyle gidelim. Sizi de alalım. Şuradaki mantığı şöyle yapabilir miyiz acaba? Şöyle. Bakın şu hizadan gelmek istiyorum. Olayı görmek için şu hizadan geldiğim zaman şu hizadan şöyle yapabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 Yok şöyle 3. Buraya yetişmeyecek. Buraya da böyle devam edecek aynı mantık. O zaman değirmenler şuraya gelecek. Biri buraya, biri buraya, biri de buraya. Bu köşesinden tutuyor mu? Bu değirmeni buraya koymamız hata. Burası değil. Bir ilerisi olacak. Tamam. Bir dünya tarla ve burada vergiler toplanır. Yani ambarları böyle buna yakın koyacağız. Bunu dibine koyacağız. Bakacağız ya. Bir dahaki tur daha iyi anlayacağız bu işi. Bir dakikamız kalmış. Atlı var mı hiç? Hayda. Bunu hesaba katmadık. Bunlar buraya bir dakikada gidebilir mi? Atlı, atlı, atlılar nerede? Hemen gelin bakayım sikiniz. Siz de buraya gidin. 48 saniye kaldı kutsal mekanları tarafsız hale getirmek için. Biz cami bile yapmadık ya. Bunlar da cami ne acaba? Ha, bir sonraki turda yapıyoruz zaten onu. Kurtarabilecek miyiz acaba? Bu arada biz çağ atladık. Şu kuşatma makineniz upgrade'ini yapalım. Tüm binalardan upgrade'leri yapalım. Sen gel burada yap abi o işi. Oduncudan upgrade'e bastık. Madencudan upgrade'e bastık. Değirmenden upgrade'e basalım. Bunu aslında her şeyden altın toplattırıyor ya, çiftlikleri kurmak mantıklı olmadı. Bunu şeye kuracaktık biz. Askeri binaları bunun etrafına kuracaktık. Daha mantıklı olurdu. Orada bir aptallık yaptık. Şimdi bizim hanedanlar ne durumda? Bir sonraki hanedan için imparatorluk sıra yapacağız. Ha, zaten mecbur yapacağız abi biz bir binaları. Ya onu ya onu değil. Yani İngilizlerdeki gibi değil. Bize şunu mesela mecbur yaptıracak. Nerede ama? Ha şurada. Bize bunu zaten yaptıracak yani. Onu da şöyle kuralım madem. Buraya nasıl olsa tarla kurmayı düşünmüyordum. Geldi gene bir taneciğim. Adam, adamın adamları ne kadar ölümsüz ya. Adamın adamları ne kadar ölümsüz. Bunlar ne?
Çatapatça. Arı kovanı saat kulesiymiş. Biz de yapabiliyoruz mu ondan? Haa bu. Tamam yaparız, şurada dursunlar. Gene aynı terhaneyi yaşıyoruz şu anda. Gene aynı terhaneyi yaşıyoruz ya. Şurada toplanın bari. Adam eziyor geçiyor bizi her seferinde. Bunun olayı ne? Savunmacı konumları ile kömürlenmiş düşman birliklerine hasar vermek zorunda roket yardırabilen yenilikçi silahları sıralıyor. Çoğu hedefe karşı iyi alan etki hasar. En yavaş hareket etrafı sarıldığında zayıftır. İyi. Attı mı çıkmıyor bize ya? Şunları vuralım ya. Madem. Mancınık falan da gelmiş ya. Düt dır düt. Demirci falan da yapmadık. Şunlarla da demirci yapalım. Mesela nereye yapalım bunları da? Hadi şuralara kuralım. Sonra cami yapalım. Sonra da bu şey yapacağız. Bu ne lan? Pagoda. Dini birimler her 30 saniyede 50 altın 25 yiyecek odun ve taş vursun için kadim eserleri alıp buraya yerleştirir. Buraya yerleştirmiyor. Pagoda. Pagoda için tamam. Pagodaları da yapalım abi. Pagodaların ne olduğunu bilmiyorduk. Buradan bir keselim. Bunu buradan bir yok edelim. Şu pagodalardan yapalım buraya. Odun yok. Şöyle bir oduncu binası koyalım. Asker üretelim ama. Asker üretelim. Çok fena ağzımıza ediyor çünkü adam. Şunlardan mutlaka üretelim. Bunlar çok iyiymiş. Bir saniye onu durdurmam gerekiyor çünkü telefonum çalıyor. Adam da araya efekte vuruyor ki. Şunlarla şunu vurmamız lazım. Abi Çinliler çok çatapatlıymış ya. Çok çatapatlı bir ırkmış. Yetişebileceğiz mi? Öldüremeyeceğiz bence de. Gene de ne vurabilirsek. Burada da kurt mu saldırdı bize abi ya? Adam ölmüş kurt yüzünden. Kurt saldırmayı bırak. Nerede bunlar? Tamam geri gelin abi. Evet. Şu teknoloji binalarını hemen... Yapalım.
bulamadık. Altın bitti. Altın için benim vergicilerim çalışıyordu ama demek ki çok asker üretince bırak dışarıda da kaynak yok yani. Ana binamıza yakın. Şunlar dini bina pagoda. Buraya bırakacağız galiba şeyleri. Keşiş de yapacağız. Tamam yaparız. Şu pagodadan bir tane daha yapacağım abi. Üç tane dizeceğim onları. Üç tane yapılabiliyormuş. Üç tane olunca ne işe yarayacak acaba? Biraz askerimiz var. Bu pahalıymış ha. Arkon saat kulesi bayağı pahalıymış. İki tane haneden açtık galiba. Bir sonraki upgrade'e geçeceğiz. Bir sonraki hanedana geçeceğiz. Ne istiyor? Bir kere altın istiyor da. Taş surlar üzerine inşa edilebilir. Bir arı kovanı mevzisi ile gelir ve surdaki tüm birimlere menzilli hasar sağlar. Diğeri savunmak için güzel bir şey. Asker simya teknolojisi, hanedanlık teknolojisi burada %50 maliyetle ve artı %150 araştırma hızıyla araştırılabilir. Bu hanedan birimi öldürüldüğünde ekranlardaki birimler 10 saniyene 120 saldırı ve artı 20 sağlık kazanır. Ruh yolu. Buna bakalım ya. Önce bunu yapalım. Fiyatı düşürüyormuş galiba. Bir şey araştırmaya düşüyormuş. 1200 altınımız biriksin bakalım. Bu arada 5 dakikamız kaldı şeyleri almak için. Alalım ya. Şuradan gidip alalım. Alalım bir de bunun bak buralar iç kale ambarlar. Bak. Değirmen yok. Direkt ambara topluyor yiyecekleri. Değişik. İlginç. Çok iyi. Değirmen inşa etmeye gerek yok o zaman. Tamam yeni şeyler öğreniyoruz. Bak adama bakınca öğrendik. Askerlerini biriktiriyor. Burada da köy yapmış. Köyler ne işe yarıyor? Onu çözmek lazım. Yine gelmiş o şeyle. Zımbırtıyla yine gelmiş. Şurada benim askerlerim vardı. Abi adam ticareti her şeyi döndürüyor yani. Acayip parası var bence. Biz şu şeyi yapalım. Diğer binayı yapalım. Ruh yolu. Ruh yolunu buraya yapalım bakalım ne olacak. Bilmiyorum çünkü nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bu öne yaptım. Yani nereye kurmak gerekiyor? Nasıl çalıştırılıyor? Gidin abi ya gidin ya yürü. 3 tane tüccar öleceğim diye öleceksin orada. Evet bak geliyor. Şimdi rahip çıkartmamıştık hiç. Upgrade'ler yapalım. Yine yapamadık. Gene altın yok. Tüccar mı yapsak? Ne yapsak ya bir tane? Altın döndürse vergi memurları hiç doğru düzgün çalışmıyor. Yani hiç altın geldiğini görmüyorum. İmparatorluk memurlarında bir zayıflama var. Tamam. Şimdi ne diyor burada? Kazanan her hanedan için köylerin toplam oranı artar. Tamam.
Alev mızraklı süvarları elit alevli mızraklı süvarları yükseltir. Bu ne kıdemli zünkü elit zünkü yükseltir, tamam. Altın lazımdı bana be. Altın lazımdı bana abi be. Şu ana binamızı bulalım bir. Altına çıksınlar bir süre. 10 tane işçi boştaymış. Gelin abi siz de altına. 8 tane işçi de burada boştaymış. Bir de bizim şu Çin sette mi ne öyle bir şey vardı, onu yapalım abi. Şunu. Taş surlar üzerine inşa eder. Taş sur. Şöyle bir taş sur yapabilir miyiz şuraya şöyle? Mesela. Mesela şöyle bir taş sur yapabilir miyiz? Şuraya inşa edelim. Madem inşa ediliyor. Sonra gidin buraya. Şu 11 tane işçi alalım. Gidin abi siz de altın toplayın. Sen de git altın topla. Bu arada dini adamlarım çıktı mı benim camilerden? Şu şeylerden alalım bakalım. Kadim eserleri alalım bakalım. Birincisi camiye getirip getiremediğime bakıyorum. Yani diğerlerdeki gibi cami... Bunlar ne var bu arada? Manastırları getirip getiremediklerime bakıyorum. Eğer getiremiyorsak şunları içine sokacağız yine. Tamam, burası olmuş. Bunun üstüne şu diğer binaya geçeceğiz. 1200 altın olunca. Çin setli geçit tanesi. Kurt mu geliyor abi buradan bize? Biz hala bitiremedik mi kurtları? Askerlerimizi şöyle biraz ileri sürelim bakalım. Çin setli geçit tanesini inşa edeceğiz şimdi. Aynen böyle bir kapı. Tamam. O zaman tüm hanedanlar açılmış olacak bizde. Buradan da upgrade'ler yapıyorduk. Altımız olmadığı için yapamıyoruz hiçbir şeyi. Şunu var yapalım ya. Şunu var yapalım da hızlı toplasınlar. Gerçi ne toplayacaklar? Haritada bir şey de kalmadı. Haritada bir şey de kalmadı. Şunu yapalım. Bu gerçi hızlı toplamaya yaramıyor. Daha fazla kaynak sağlıyor. Bak buraya bırakabiliyoruz bunları ama buna bırakınca daha mı fazla veriyor? Bunları nasıl geri alacağız bunu? Bunun içine soktuklarımı nasıl geri alacağım kadim eserleri? Ağzıma etmiş adam benim. Lan öldürmeyin bari şunu ya. Oh, toplar moplar. Yine yaptırdık abi, bir görseydik ya. Yine yaptırdık, bir görseydik. İçler de gitti. Cengiz, dünya kadar kaynağın var abi. Niye sen hala asker çıkartmıyorsun da böyle kendini üzüyorsun? Gidemiyor bile. Gidemiyoruz bile. Gerçi şu anda oyunu öğrenmeye çalışıyorduk biz.
Her şeyimizi yıktıralım. Abi atlı adama gidene kadar ölüyor zaten. Atlı adama gidene kadar ölüyor. Bombacıların pek bir işler yapabildiğini görmedim doğru düzgün. Lan bir bomba atın bari şunların içine de görelim ya. Gitmeyin oraya, gitmeyin, şurada kalın. Rezillik. Rezillik. Yıktı. Adam yıktı geçti. Ne kaynak kaldı, ne bir şey kaldı, ne işçi var. Odun da bitti. Kadim eserlerle uğraşırken kaybettik. Hayda. Nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? El bombacısı. Gel buraya bakayım Gira. Şimdi biraz işçi lazım bize. Çok moralim bozuldu ama ya. Odun lazım. Çıkanlar şuraya gitsin bari. Asker yapamayacağız ki. Bunun üstünde ateş eden bir şey vardı sözde. Ünitelerin nasıl kullanıldığını da çözemedik daha aslında. O yüzden de bu kadar sıkıntı yaşıyoruz. Ne upgrade'leri yaptık, ne bir şey yaptık. Para yok, altın yok. Şuradan yemek satalım bari. Yemek satalım bari. Binayı tamir etmeye odun yok, odun. Kutsal mekanlar 1 dakika. Şunu alabiliyorduk, onu alalım. Sonra geri geliriz. Abi geliyor ki adam yeniden ya. Bir tanesi gitsin alabiliyorsa alsın. Şunları şurada tutacağım abi. Girdiği zaman topları mopları yok edeceğim. Siz de gelin şöyle. Daha geri. Şurada toplanın. Geliyor. Ha geri gidiyor. Tamam. Kutsal şeyleri çıkartamadım bunun içinden. Şuradan mı çıkartıyorduk? Nereden? Hiç sokmayacaktık abi ya. Neyse çok önemli değil. Sonra öğreniriz. Odunda niye bu kadar yavaş bir çalışma var acaba? Odunumuz niye gelmiyor acaba? Şu askercim şuradan alayım. Buradan oyunu çevirebilir miyiz acaba? İmamları da alacağım. İmam diyorum. Bunlarda ne acaba bu imamların adı? Keşişleri de aldım. Burayı tekrar alıyor. Hiç sıkıntı yok.
Biraz odunu artmışsın. Ondan sonra bakacağım çaresine. Birkaç tane tüccar çalıştıralım mı? Çalışır mı? Adam müsaade eder mi? Upgrade yapamıyoruz ki. Upgrade yapamıyoruz. Mesela şuradan da upgrade yapacaktık. Ruh yolunda yapmışız onlara. Ha, bunu biliyoruz zaten. Şunu alsa çok sevinirim ya. Onu orada öyle bir zarar uğrasak acayip sevinirim. Şuraya bir yere bir tane daha mı ana bina inşa etsek acaba? İşçi üretemiyoruz. İşçi sıkıntımız var. Şurada da bir ana binamız olsun. Bu abis binalardan altını ürettiriyor da bunu yanlış düşündük. Bunu şeye kuracağız. Direkt askeri binaların yanına kuracağız. İmparatorluk Akademisi'ne. Beni hep sinir edecek orada. Onu öldürelim. Sonra tekrar buraya geri gelelim. Şu altınları almaya gideceğiz biraz sonra. Biz asker sayımızı yükseltelim abi. Upgrade'leri de yapmamız gerekiyor. Geliyor. Çok az askerimiz var. Yok. Şurada durun siz. Bakalım ne yapabileceğiz şimdi. Adam temizledi bile. Adam vurdu gidiyor. Evet, odunumuz toplandı. Artık altına. Şu altını buradan alacağız bir şekilde. Zor, beni çok zorluyor. Şu kaleyi yapalım. Okçuları yapalım. (Gülüyor)
İyi, bu elit süperlerden 16 tane 12 tane oldu ya şimdiden. Askeri binaların sayısını arttırmak istiyorum. Şuraya bir tane daha baraka. Önüne de koyabiliyor muyum? Koydum. Şuraya bir tane daha okçu. Önüne de koyabiliyorum. Bört tanelerden koymuyorum. Şuraya bir tane daha stable. Buraya da koyalım. Yine geldi. Zarar verelim mi diyeceğim, vermeyeceğim ya, veremeyeceğim zaten. Şunu alalım, geri dönelim. Adam sayımızı arttıralım. Bu arada ev ihtiyacımız var ha. İlk defa 1 saat doldu oyunda, ilk defa ev ihtiyacımız oluşmaya başladı. İlginç, çok ilginç. Beş tane yaptık, tamam. Burayı aldıktan sonra da saldırırız zaten artık ya. Artık o da bir kaynak toplayamıyor zaten. Kaynak kontrolleri benim burada şu anda. Üniversite yapmadık. Bu upgrade'ler bitti sonunda. Bunların upgrade'lerine gerek yok. Tamam. Yalnız şu imam da yapacağım bir iki tane ya. Yaralanan askerleri arkadan tedavi eder en azından. Bir saldırı daha yapmayacaktır umarım. Geliyor. Gelsin. Biz işimize gücümüze bakalım. Bak, değirmenin upgrade'ini hala yapamamışız. Düşün ya, ne kadar adam geri attı bizi. Defalarca ve defalarca. Üniversiteden upgrade'leri yapacağız, altın yok. On tane işçi boşta. Altın toplayabilir mi bunlar bir yerden? Mesela şuradan toplayabilirler mi bu altına? Ölmeden. Tamam, geldi adam orayı almaya. Hadi gidelim. Bunu aldırmayalım ona. Geri kendi kendine düşecek. Evet, asker sayımız bayağı oturdu. Tamam. Şu an toparladık kendimizi. Bakalım tekrardan sıkıntı yaşayacak mıyız? Burayı da bir inşa edelim. Hatta buraya şey yapmak istiyorum ya. O tabi şey olduktan sonra. Şuraya mesela koyabilir miyiz mi? Deneyelim. Ufak bir birlik geliyor. Tamam.
Yıktı. Küreyi yıktı. Bir tane daha yaparız. Yaparsın, taş yok. Tamam. Toparlanalım abi. Şurada durun bakayım. Tam burada bir çatışma yaşayacağız şimdi. Geri kaçtı. Geri kaçtı. Gülle toplarım geldi benim. Bir tane var. Hadi o zaman biz yavaş yavaş şuradan içeri girelim. İçeri vura girelim madem. Vurma sırası bize gelsin. Ve çıkan biten binalar. Hepiniz direkt olarak şuraya geliyorsunuz. Yeni askerler. Saldırma sırası bizde. Vura gireceğiz. İç sağda solda dışarı bir askerimiz var mı? Onu kontrol ediyorum bir yandan. Vura gireceğiz. Nasıl oluyormuş bakalım. Keşke şu gülle topundan bir tane daha olaydı bana. Daha hızlı bitirirdik işi. Böyle yavaş yavaş acıta acıta. Eze eze gireceğiz. Lan ne orta seviyelik adama karşı oynuyorum. Zaten. Saldırmıyor bak. Saldırmıyor. Neden saldırmıyor acaba? Şehrini bombalıyorum ve saldırmıyor. Beş tane keşişimiz varmış. Bu ne? Heli bombası. Binalara sabotaj yapabiliyor mu acaba? Bir de bunlar da binalara vurabiliyor mu acaba ya? Düzgün bir bakalım. Tamam, biraz yanıcı tabiyorlar. Şuraya çıkarız biraz sonra, askerleri buraya çıkartırız. Tamam, öldürmemizi bekleyecek herhalde. O zaman şöyle yapalım abi. Madem öldürmemizi bekleyecek.
Ne ara vurdu onu? Şuradan vuruyor galiba. Şuradan vuruyor. El bombacısı binalara çok fazla bir hasar veremiyor. Bunu anlamış olduk. Biz her türlü topumuzu korumamız lazım. Sizi artık cennete yollayalım. Vura vura gireceğiz işte. Bir günde topu daha geliyor, çok güzel. Orduyu hala harekete geçirmedi bak. Hatta şu ana binaya vuralım şurada. Orada biraz yer açılsın. Ordusunu hala kıpırdatmıyor bakın. Bunlar imamların yanına çekiyorum, biraz orada tedavi olsunlar. Tamam. Bir dakika, nasıl ya? Adamın dünya arkası mı vardı? Adamın dünya arkası mı vardı? Şu dünya arkası mıydı? Abi dikkat etmedik ona ya. Süre varmış, şey varmış, adam zaten ordusuyla onu koruyormuş. Kazandı ya lan. Kazandı ya lan. Ustalık oldu mu peki? Biz zaten ustalık kazanmakla alakalı değildi. Ustalık oldu mu, ona bir bakalım. Bakalım bakalım, Çin ustalığı oldu mu? Neyse, Çinlileri bayağı bir öğrendim. İlk ustalığı da yaptık. İnşaat blokları tamamlandı. Bir sonrakinde ne var? Kale çağı 3'ten önce bir imparatorluk memuruyla vergilerden 250 altın topla. Tamam, bu çok kendi kendine olabilecek bir şey zaten. Zorda oynarız zonunu. Aa, bir de kolayda oynanıyor. Kolayı zorda oynasak yine de zor sayılıyor mu acaba? Onlara bakacağız. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk ustalığı bitirdik.